Evet, bunun üzerine dönelim Şenay'a. Tabii peşine de yine sizin türkünüzle bağlayalım. Evet. Senin tutunacak dalın mı kaldı ölem, dalın mı kaldı? Ah feryat ile niye yanarsın? Ah feryat ile yanarsın ölen yanarsın. Senin tutunacak dalın tutunacak dalım mı kaldı ölem, dalım mı kaldı? Bu ne biçim sevdaymış, ömrüm kül oldu kül oldu. Bu ne biçim sevdaymış, ömrüm kül oldu kül oldu. Yar sevmesi ne zor imiş, zehri bal oldu bal oldu, zehri bal oldu bal oldu, zehri bal oldu. Yar sevmesi ne zor imiş, zehri bal oldu bal oldu, zehri bal oldu bal oldu, zehri bal oldu. Dosttan gelen acı taşlar değer yüreğime işler. Dosttan gelen acı taşlar değer yüreğime işler. Gözlerimde kanlı yaşlar
Aktı sel oldu, sel oldu. Aktı sel oldu, sel oldu. Aktı sel oldu. Gözlerimde kanlı yaşlar. Aktı sel oldu, sel oldu. Aktı sel oldu, sel oldu. Aktı sel oldu. Başımdaki garip haller kurudu elimde dallar. Önümdeki düzgün yollar şimdi bel oldu, bel oldu. Şimdi bel oldu, bel oldu. Şimdi bel oldu. Önümdeki düzgün yollar şimdi bel oldu, bel oldu. Şimdi bel oldu, bel oldu. Şimdi bel oldu. Şenay Yürel'e sağlık. Sizin de elinize sağlık. İşte benim üzüldüğüm bir taraf var. İşte böyle bülbül gibi isimler geri planlarda kalıyor. Karın evet, gibiler gerçekten, gerçekten çıkıyor. Evet. Değil mi? Allah için yani. Yani tabii çok için. Değerli, güzel sesiniz var. Allah yorumu sonuna kadar götürsün. Yorumun da çok güzel. Gerçekten yani ama işte aktif, devamlı taleplere gidin. Yani mümkün olduğu kadar taleplere gidin. Kendinizi geri planda bırakmayın. Böyle hoca yetiştirmiş sizi. Vallahi ben kutluyorum. Çok güzel. Yalnız ozanımızın bir programında çok güzel bir tarifi var. Diyor ki ozanların gelirleriyle ilgili, zenginlikleriyle ilgili bir şey getirdi, bir konu getirdi gündeme. İşte kendisi anlatırsa daha da hoş olur. Niye zengin ozan yok diye bir sorayım kendisine. Hep tabii bize de. Soru sorur da. Yok, önce ben size bir şey soracağım. Şimdi maşallah Köroğlu gibi şanın şeyin geliyor yani. Mücadelen devam ediyor. Onun için seni kutluyorum yani. Sağ olun. Evet, sizlerden bir şeyler, dibindeki durumu, evet, içinde bulduğunuz konumu, evet, bir anlatırsanız. Bir de belediye başkanıydı ya Mahmut abi, onu da onu anlatacak. Evet. Şimdi yani, sevgili evet. Ozan'ım, tabii ben önce bir eğitimciyim. Evet. Dolayısıyla bu Türkiye'nin en fazla sıkıntılarından bir tanesi de eğitimdeki kalkınmamışlığımız. Evet. Tabii bu programda bizi ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Böyle bir imkanı bulmuşken ben evet. Değerli anne babalara, velilere çocuklarını eğitimle ilgili değerlendirmelerinde kendilerine bir ricam var, istirhamım var. Okutmadıkları her evlatın hem çocuğa hem kendilerine hem ülkeye zararı var. Herkesin okuması gerekiyor. Hele hele bizim gibi köylerden çıkmış bilhassa Alevi gençliğinin de eğitim konusunda çok iyi yerlerde olmaları için okumaları gerekiyor. Bunu bir şeyle bağlamak istersem, işte 2000 milattan önce 2000'li yıllarda yaşayan Konfüçyüs çok güzel bir şey söylemiş. Demiş ki tarla ekersen bir yılda kalkınırsın, ağaç dikersen 10 yılda kalkınırsın ama eğitirsen 100 yıl kalkınırsın. Fakat Türkiye'nin tabii bu eğitim konusunda çok büyük sancıları var. Yani ben bunu belki bu program içerisinde denk gelir gelmez bilemiyorum ama böyle bir imkanı sunmuşken bu konuda ben bir iki rakamla bilgilendirmek istiyorum. Şu anda bu ülkede 19 milyon öğrenci, 19 milyon okuma çağında olan çocuğumuz var ama 14 milyon okula gidiyor. Demek ki eğitimde kalkınmamışız. Hala eğitimde eksiyiz.
Belçika 1892 yılında son okuma yazma bilmeyen kişinin ölüm gününü okuma bayramı ilan etmiş 1892'de. Bizden 110 sene önce, 120 sene önce. Bugün hala bizim %17 kadınımız, %12 erkeğimiz sıfır okuma yaşında. Yani böyle bir ülkede elbette siyasetin de getirisi zor. Tabii. Ve böyle bir ülkede kalkınmışlığın da getirisi biraz daha zayıf. Niye? Biz gayri safi milli hasılada bütçenin %3'ünü ayırıyoruz. Genel bütçede %8'ini ayırıyoruz. Bu tüm OECD ülkelerde, yani gelişmiş ülkelerde bizim 10 katımız. Ayırdıkları bütçe bizim 10 katımız. Bizde bir öğretmene düşen öğrenci sayısı 30 ama bu kalkınmış ülkelerde bir öğretmene düşen öğrenci sayısı 14. Dolayısıyla eğitim sıkıntılı. Hele hele son yıllarda laiklikten uzak, demokratik bir anlayıştan uzak, toplumsal kavramdan uzak, sosyal bir anlayıştan uzak bir gençlik yetişiyor. Bu da son zamanlarda görüyorsunuz acımasızca insanlara vurma, insanları öldürme, insanları doğrama, bağlama gibi kavramlarla bunları gençlik sunuyor. Halbuki bu ülkeyi kadınlarımız sırtında top taşıyarak, gençlerimiz sırtında silah taşıyarak kurtarmış. Bugün gene ben görüyorum bu ülkeye kadınlarımız elinde bayrak taşıyarak, gençlerimiz de evet, bu şekilde toplumsal kavramları, toplumsal bir anlayışı yerine getirerek sahip çıkacaklarına inanıyorum. Şimdi tabii eğitim konusunda bu ayrı bir program olması lazım. Tartışılması gereken konu çok. Tabii. Ben şeye gelmişken Divri'deki eğitimi de söyleyeyim. Biz Çamçık Derneği olarak, ben Çamçık Derneği'nin şu anda genel başkanlığı yapıyorum. Her yıl ilçede 35 tane öğrenciyi 1 lira para almadan okutuyorum. Bu bizim derneğimizin katkısıyla, derneğimizin. Evet. Güzel. Çünkü bir derneğin sadece getirisi, bir derneğin sadece işi bir yerin ekonomik olarak kalkınmasına yardımcı olmak değildir. Eğitim olarak da bunu üstlenmesi gerekir. Bana göre önce eğitim olarak üstlenmesi gerekir diye düşünüyorum. Çamşık'ta da yıllarca eşim sağlıkçı olduğu için o yörenin sağlığıyla ilgili hiçbir problem bırakmadan ev ev eşek sırtında kapılarına kadar giderek o çocuklarımızın aşılarını yapmışızdır, doğumlarını yapmışızdır. Bugün gene Çamşık'ına hizmet ediyoruz. Bu arada Çamşık'ına hizmet ederken tabii geçen yıl biliyorsunuz 17 kilometre asfalt yaptırdık. Bu sene gene burada ben Çamşıklara bir müjdeyi vermek istiyorum. Gözecik Ölçek'le Şahin arası 7 kilometre, Gözecik bizim Balova Cemevi arası da 3 kilometre olmak üzere 10 kilometre oranın yolunu asfaltlayacağız. İnşallah. Tabii derneğimizin gene bir iki çalışmasında burada dile getireyim. Muhtarları Sivas'a iki sefer valilik başta olmak üzere tüm devlet kurumlarına götürerek su akıtmak istiyoruz o araziye. Yani o Çamşık Ovası'na her iki ırmaktan hangisi uygunsa bir su akıtmak istiyoruz. Ben devamını düşünüyorum ama diyorum. Hayır, yaparak değil mi hocam? Olacak. Veya pompayla, gölet yaparak. Bu çünkü orada yaşayan insanın ekonomik getirisi olması gerekiyor. Ben bir tek bir şey daha söyleyeyim. Ben Gürek'te çalıştım atölyede. O istasyonun olduğu yerde pompalar vardı. Evet. Suyu, o ırmağın suyunu bastı mı Agafan tepesine çıkarıyor. Tabii. Demek olabilir ki oluyor yani. Yani olabilir. Olabilir. Ceyhan'dan petrol geldiğini TET'le ilgili bir dahaki bölümde tabii. Mehmet, ne dinliyorsun sizler? Ben yine Çamcık'ında bir şey söyle baba. O zaman bir Çamcık'ın havası söyleyeyim. Söyle. Geçmişte Maman Köy'de mantardan zehirlenen ve yok olan aynaya yazılmış bir uzun ama onu söyleyeyim müsaadenizle. Thank you.
nasıl eşidim, bu nasıl hışım, bu nasıl eşidim, bu nasıl hışım, arada mı kaldı belalı başım, belalı başım. Hem yavrum gitti, hem de eşim. Hangisinin başı cunda? Hem yavrum gitti, hem de eşim. Ben bu derdin hangisine ağlayayım? Gelinim küsmüş de kimine küsmüş? Gelinim küsmüş de kimine küsmüş? Ufacık yavrusun bağrına basmış, bağrına basmış. Yavrular anadan umudun kesmiş. Ben bu derdin hangisine ağlayayım? Yavrular anadan umudun kesmiş, ben bu derdin hangisine ağlayayım? Mehmet Güren'e sağlık, sağ olasın. Hüseyin Şahin, dayı Poran'da birlikte olak, birlikte olak. Şu taşları bir dök bakalım, neyin nedir yani? Şimdi gerçekten Genel Başkanımız çok güzel şeyler anlattı, eğitimden bahsetti. Her şeyden önce bizim eğitime önem vermemiz lazım. Şimdi zaten eğitimden de değerli başkanımız da zaten eğitimci olduğu için bize hem Çamşık Derneği'nin genel başkanlığını yapıyor, hem de eğitimi zaten kendisi de veriyor. Biz de o eğitime layık olmaya çalışıyoruz. Şimdi İstanbul Şubesi, biz buraya bu şubeyi kurduğumuz zaman, biz önce şubeyi kurduğumuz zaman gençlerle başladık. Dedik ki gençler gelsin. Çamşığına, şubeye sahip çıksınlar. Eğitime yönelelim, gençlerimizle uğraşalım, gençlerimize layık olmaya çalışalım diye çağrıda bulunduk. Ben yine buradan çağrıda bulunuyorum. Çamşık gençleri gelsinler, Beyoğlu'nda şubemiz. Yerinde biliyorlar. Eğitime ne kadar katkımız olabilir dernek olarak, buna da layık olmaya çalışacağız. Bunu her zaman da söyledim. Şimdi zaten Sayın Mahmut Erdal, Çamşık entegre olmuş bir yer. Zaten her yerde konuşulan bir yer. Onun için... Bu arada bir şey söyleyeyim. Okuma durumunda olan ama maddi gücü olmayanlar bize başvursunlar. Bu da biz zaten hemen, Sayın Genel Başkanım onu söyledik. Sitelere tamam. Yazılarda yazdık. Tamam. Yanlarınızda olacağınızı da dedik. Mevcut kurslarda vereceğiz diye söyledik. Biz zaten Divri'de bulunuyoruz. İstanbul'da, büyük şehirlerde. İşte Ankara Şube Başkanımız var burada. Tabii. Gerçekten okuma ihtiyacı olan ama maddi durumu olmayanlara biz dernek olarak her türlü yardım yapacağız ve onları okutacağız. Biz sizin çağrınızı zaten dile getirdik, söyledik. Onu tamam. Siz bana
sözlü olarak da söylemiştiniz, telefonda da söylemiştiniz. Ben buradan yine de söylüyorum. Biz Çamşıklıyız. Çamşık'ın her zaman ekmeğini, suyunu, aşını içen bütün gençlerimize burada her zaman yanlarında olacağız. Ben İstanbul Şubesi Başkanı olarak. Biz buradan Sayın İsmail Metin'le bir konuşma yaptık. Dedik ki Beyoğlu'nda İstanbul'da İstanbul'un hangi kenti olsun olsun bir yer alalım. Çamşık Derneği olarak mülkiyetini satın alalım dedik. Bir Ziraat Bankası'na hesap numarası verdik. Açtık. Yardımda olsunlar. Şubemizi de alalım, yerini de alalım. Zaten Çamşık kendini göstermiş. Her yerde konuşulan bir yer. Onun için İstanbul'da da bunu yapmak istiyoruz. Yardımcı olsunlar diyoruz. Ben bu arada zaten yıllarımı verdim. Biliyorsun dayı, dernekçiyim. İstanbul Dernekler Federasyonu'na genel başkan yardımcısıyım. Köyümün dernek başkanlığını yaptım. Ulusal başkanlığını yapıyorum. Ben onlardan gelen bir insanım. Eğitimimi de hocamdan, büyüklerimden aldım. Çamşık'ın her zaman yanındayım yani. Çamşıklar bize yanımızda olursa biz de onlar her zaman yanında olacağız. Şubemiz de orada, buyursun gelsinler. Tamam. Evet, kısa bir aradan sonra yine sizlerle birlikte olacağız.